Afiyet olsun. Bir dakika. Dün köşkte gördüğün kız bu muydu? Evet, bu kız. Bir daha bak, iyice bak. Gazetede de gördüm, bu kız o. Ne konuştular? Çok kalmadılar efendim. Kudret Bey'le burada oturdular. Yanlarında bir kız ve bir oğlan daha vardı. Emin misin? Eminim. Çay servisi yaptım ama içmeden gittiler. İsterseniz köşkün güvenlik kameralarına bakabiliriz. Sakın. Güvenliğe söyle, o görüntüleri silsinler. Genelde bir şey sorarsa bilmiyorsun. Tamam mı? Tamam efendim. Anne. Gel oğlum, gel. Neden yüzün ısık? Yok, yok bir şeyim. Var bir şeyin, var. Dün ne gündü ama. Önce gittik kiralık katil tuttuk. Sonra Selim'den kurtulduk. Şimdi de Efe giriyor hayatımıza. Ya sen neler saçmalıyorsun? E anne, işlerimi hızlandıracak bir iş ortağına ihtiyacım vardı. Efe de eski ortağım. Daha iyisini bulamazdım ya. Yener. Hande Can'ı seviyor. O kim ya? Can kim? Şunun şurasında 3 aydır beraberler. Ama Hande ile Efe 4 sene aşk yaşadılar. Aralarını ben yaptım. Fırsatını bulur bulmaz yine yapacağım. Bak, eğer Hande'yi mutsuz edecek bir şey yaparsan canını yakarım. Anne. Bazen sana bakınca babamı görüyorum. Fakat biraz daha cesur olman lazım. Bilmiyorum farkında mısın ama babamın servisini bıraktığı kızdan kurtulacağımız gibi gün gelecek, Can'dan da kurtulmamız gerekecek. Biz katil değiliz. O zaman niye kiralık katil tuttuk? Elimiz güçlü olsun diye. Kimse o kızı bulunca anlaşacağız. Can'la da anlaşacağız. Anladın mı?